Günaydın, mutlu sabahlar. Navda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 15 Ekim 2024, günlerden salı. Günün sıcak gelişmelerine, gazetelerin ilk manşetlerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta yer bulmaya devam ediyor. İlk haber durağımız için Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'de gece saatlerinde tarihi bir konakta yangın çıktı. Yangın diğer çevre binalara da sıçradı. Alevler geceyi aydınlattı. Kapıyı açtığımda mesela hayvan ses veriyor. İş hayvan yani. Kelime bulamıyorum. Bunlar bir çocuklarım da benim için yani. Tarihi konak alevlere teslim oldu yangın. Çevredeki yapılara da hasar verdi. Hasar gören bir iş yerinin sahibi yangın haberini alınca hemen dükkanına koştu. Beş muhabbet kuşunun öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi. İçeride kuşlarımın olduğunu söyledim. Dedim yani açalım kapıyı, anahtarım var bakalım dedim yani. İçeride dumandan hayvanlar zehirlenerek ölmüşler. Osmaniye'de Ali Bey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Mehmet Eminler Konağı'nda çıktı yangın. Dumanları fark eden mahalle sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Yapı ahşaptı, alevler çok hızlı yayıldı. Osmaniye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına dört koldan müdahale etti. Parlayan alevlerle iki saatlik mücadele anı kameradaydı. Polis ve sağlık ekipleri bölgede hazır bulundu. Etraftaki yapılar hemen tahliye edildi. Alevler konağın bitişiğindeki iş yerlerine de hasar verdi. Yangının söndürülmesiyle ekipler çıkış sebebini öğrenmek için soruşturma başlattı. Osmaniye'ye geçmiş olsun diyelim. Bir başka sıcak gelişme için Osmaniye'den Orta Doğu'ya gideceğiz. İsrail Gazze'den sonra Lübnan'da da katliamlarını artırıyor. İsrail Birleşmiş Milletler üstüne girdi, dün size ilk bakışta aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı sonrasında hem İsrail'e hem de sessizliği nedeniyle Batı dünyasına seslendi ve bir de uyarı yaptı. İsrail Lübnan'ı işgal etmekle yetinmeyecek dedi. İsrail'in Gazze'de durmayacağını, gözünü bölgedeki diğer ülkelere dikeceğini ilk günden beri her fırsatta ifade ettik. İsrail Gazze'de bugüne kadar 42.289 Filistinliği, Lübnan'da ise 2.309 Lübnanlıyı öldürdü. Katliamlarını da hız arttırdı. Birleşmiş Milletler barış gücü üstüne girecek kadar ileri gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki sesi yükseldi. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Gazze'de sadece son 10 günde 487 Filistinliyi öldüren İsrail bugüne kadar 17 bini çocuk, 11 500'ü kadın, 42 binden fazla Filistinliyi öldürdü. İsrail dün de Gazze'nin merkezinde bir hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, biri kadın, 4 Filistinli yaşamını yitirdi. O saldırının ardından Birleşmiş Milletler bir kez daha Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı. Dünyanın sessizliğinden faydalanıp gözünü Lübnan'a dikti. Akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü. Eylül ayının ortasından bu yana Lübnan'da can kaybı 2309'a yükseldi. Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar İsrail'in Lübnan'ı işgalle de yetinmeyeceğini çok net biçimde işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İsrail'i ve ona sessiz kalan dünyayı hedef aldı. İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak sözünü yinelemedi ama o iddiasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Bu ikazlarımızdan dolayı bazı dostlarımızın ve ülkemiz içindeki malum kesimlerin haksız eleştirilerine maruz kaldı. Bizi niyet okuyuculuğuyla, krizi abartmakla itham edenler oldu. Bizi dış politikayı iç siyasete alet etmekle suçlayanlar oldu. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk bakışta günün gazete manşetlerine de ilk bakışı birlikte atıyoruz. Ulusal gazeteler, yerel gazeteler ve dünya gazeteleri ilk bakışta yer alıyor. Bugünün ilk ulusal gazetesi Hürriyet gazetesi olacak. Hürriyet gazetesi Narin Güran manşetiyle çıkmış bugün. Oda oda çözüldü diyor.
cinayete dair soru işaretleri gelin Hürriyet'ten birlikte okuyalım. Narin cinayetiyle ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan geldi. Tunç, cinayet işlenirken kimin hangi evin içerisinde olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Oda oda herkesin yeri bas kayıtlarında belli dedi. Bakan Yılmaz Tunç, Diyarbakır Bağlar'da aile üyeleri tarafından katledilen Narin Güran'la ilgili soruşturma sürecini detaylarıyla şöyle anlattı. Tekrar ifadeler alındı, elde edilen tüm kamera görüntüleri TÜBİTAK'ta incelendi, geriye dönük HTS kayıtları tespit edildi, o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle bas çakışmaları çok önemliydi diyor ve Hürriyet gazetesi dördü kesin o evdeydi diyor. Yani Narin Güran öldürülürken, 8 yaşındaki Narin katledilirken 4 kişi kesinlikle o evdeydi diyor Hürriyet gazetesi. Kim onlar? Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve cesedi saklayan İtirafçı Nevzat Bahtiyar. Hürriyet gazetesinin bugün manşetinde Narin Güran cinayeti var. Bir başka manşeti ise Numan Kurtulmuş'un başlattığı anayasa tartışması olacak. Gelin birlikte okuyalım. İlk 4 maddeyle sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunları olmadığını söyledi. Bu tartışma nereden çıktı? İlk olarak anayasanın ilk 4 maddesi tartışması Hüdapar Genel Başkanı'nın 4. maddeyle ilgili çıkışıyla başlamıştı. Daha sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 3. maddeye dair eleştiriler sıraladı. Sonrasında bu açıklamayı ben 3. madde demedim diyerek geri adım atsa da bu açıklamasından muhalefetin tepkisini çekti tabii ki. O tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Anayasada asıl olan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri anayasada yer alan. Ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Devletle millet karşı karşıya gelirse, inan ki her zaman millet kazanır. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce defalarca kamuoyuna açıkladığımız üzere partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum. Sadece anayasa tartışması değil, Ankara'nın konuştuğu önemli bir tartışma daha var. Yeni bir çözüm süreci mi başlayacak, yeni bir açılım süreci mi olacak tartışması var. Günün karikatüründe de tam olarak o konu var. Gazete Pencere'den Bülent Çelik imzalı karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir denizde birlikte yüzüyorlar. Bahçeli orada Erdoğan'a soruyor ki, diyelim ki açıldık yine olmadı. Bedeli kim ödeyecek diye soruyor Bahçeli Bülent Çelik'in çizgilerine göre. Cumhurbaşkanı da yanıt veriyor. Kim olacak? Tabii ki Özgür Özel diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazete Pencere'den Bülent Çelik'in çizgileriyle günün karikatürü de bu şekildeydi. Gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Türkiye son günlerde, son haftalarda bir şiddet sarmalının içinde dedik ve kimse kendini güvende hissetmiyor. O güvensizlik hissi gazetelerinde manşetinde. Bugünün bir diğer ulusal gazetesi Karar Gazetesi olacak. Güvende değiliz manşetiyle çıkmış bugün Karar Gazetesi. Son dönemde polise, kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılarla çete çatışmaları güvenlik problemini gün yüzüne çıkardı. Kamuoyu araştırmaları da vatandaşın yaşananlardan dolayı kendini güvende hissetmediğini gösterdi. Metropol'ün anketine göre halkın %58,5'u kendini güvende görmüyor. Geçen yıl %42,2 ölçülen endeksteki artış siyasi parti bazında daha yüksek. İktidar seçmeninde Türkiye güvenli bir ülke diyenlerin oranında %20'lik düşüş yaşandığı görüldü diyor Karar Gazetesi bugün ilk sayfasında. Bir cezasızlık algısı var. Muhalefet o şiddet sarmalının sebebi cezasızlık algısı diyordu. Benzer bir çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den de gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için her adımı atacağız dedi. Yeni bir infaz yasası gündeme geldi efendim. Son dönemde milletimizde serzenişlere sebep olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. 2 yılın altında bir ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Kabine üyelerimize gerekli talimatları verdik. İhal indirimleriyle ilgili çalışmaları
biz hem Merkez Yönetim Kurulumuzun hem kabinemizin hem de bunu değerlendirecek olan meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz. Suç ve suçlularla etkin mücadelede özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz. Burada Adalet Bakanı'nın sözleri aslında durum tespitinden çok öteye geçemiyor. Madem şiddet dedik, gelin yeşil sahalardaki şiddete de bakalım. Aralık 2023'te Ankara Gücü eski başkanı sahaya girmiş, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. O eski başkan için istenen ceza belli oldu. Maç bitiyor. Ankara Gücü 1, Çaykur Rizespor 1, 90 dakikanın sonucu. Bu arada çok enteresan, olacak şey değil. Maç bitimi hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran, tehdit eden Ankara Gücü eski kulüp başkanı için savcının istediği ceza belli oldu. Savcı mütalasında Faruk Koca'nın 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Aralık 2023'te yaşanan bu saldırı Türk spor dünyasını sarstı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca maç bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Ardından yanındaki kişiler yere düşen hakeme tekmeler attı. Hakem Umut Meler'e yumruk atan Koca 15 gün cezaevinde kaldı. 2023'ün Aralık ayının sonunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcubum. Çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Dün de savcı aralarında Ankara Gücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Savcı Koca'nın diğer sanıklarla birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'i önce seni öldüreceğim diyerek tehditte bulunduğunu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti. Çok enteresan. Olacak şey değil. Davada savcılık makamı Faruk Koca için kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık suçlarından 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. İlgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bu süratle yapmamızın gereğini söyledi. Diğer 3 sanık için de benzer suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti savcılık. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi. Sanıklar 11 Kasım'daki duruşmada mütalaya ilişkin savunma yapacak. Bugün ilk bakışta dünya gazetelerinden Fransız Le Monde gazetesi var. Le Monde gazetesinin manşetinde İsrail'in Lübnan sınırında Birleşmiş Milletler üstüne tanklarla girmesi ve ardından Birleşmiş Milletler'le İsrail arasında yaşanan gerilim var. Şimdi biz dünya haber turu yapacağız. Dünya neyi konuşuyor ona bakacağız. İklim felaketi nedeniyle bakın çöller göle dönmüş durumda. Dünya neleri konuşuyor? Gelin hep birlikte bakalım. Alev topuna dönen araç kalabalığın arasına girdi. Yanan aracın altında kalmaktan son anda kurtulanlar vardı. Yaşanan panik anı kameralara yansıdı. Olay Hindistan Yeni Delhi'de yaşandı. Aracın klimasında yangın çıkınca alevler hızla aracı sardı. Sürücü kendini dışarı attı. Viteste kalan araç kalabalığa doğru ilerlemeye başladı. Dünyanın birçok noktası aşırı hava olayları ile imtihan veriyor. Fas'ta bir yılda beklenen yağış miktarı 2 günde düştü. Sahra Çölü'nü su bastı. Dünyanın en sıcak çölü Sahra Çölü su basan alanlarıyla birlikte havadan görüntülendi. Uzmanlar Sahra Çölü'nde benzer görüntülerin 50 yıl önce yaşandığının altını çizdi. Muson yağmurlarıyla mücadele eden Sri Lanka'da yağışlar dinmesi beklenirken şiddetlendi. Binlerce insan tahliye edildi. Okullar kapatıldı. Mahsur kalanlar için ekiplerle birlikte ordu da harekete geçti. Yaralarını sarmaya çalışan Florida'da eve dönüşler başladı. Kasırganın yarattığı hasarın tamiri zaman alacak. Hala suyun tahliye edilmediği yerler var ve mahsur kalan çok sayıda hayvan. Çaresizce bekleyen domuzu halat yardımıyla kurtaranlar, Milton kasırgasının adını aldıkları ilhamla domuza Millie ismini koydular.
Güneş 2017'den bu yana en şiddetli patlamasını gerçekleştirdi. Manyetik fırtınanın bir sonucu olarak İzlanda'da kuzey ışıkları hayran bıraktı. Renkleri seyrine doyulmaz bir manzara yarattı. Efendim, bugünün yerel gazetelerinde geçim derdi var. Van Sesi gazetesi emeklilerin geçim mücadelesini bugün manşetine taşımış. Emeklileri soğuk ve kış korkusu sardı diyor Van Sesi gazetesi. Emeklilerin geçim mücadelesi sürüyor. Emekliler ekonomik sıkıntılar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini ifade ederek hükümetten çözüm beklediklerini dile getirdiler. Emekliler yaptıkları açıklamada ekonomik sıkıntılar yüzünden geçinemiyoruz. Yaşanan sıkıntılardan dolayı sağlık sorunlarımız giderek artıyor. Her ne kadar enflasyon düşüyor dense de hayat pahalılığı devam ediyor. Yetkililer kağıt üzerinde enflasyonu düşürmek yerine sokaktaki enflasyonu düşürmek için çaba harcamalı. Kimse emeklilerin yaşadığı sorunlara kulak tıkamamalı dediler diyor Van Sesi gazetesi. Van'dan şimdi bir de Ankara'ya gidelim. 63 yaşındaki büyüğümüz Selma Solmaz 12.500 lira emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Kirasıysa 15.000 lira. Kendisi diyor ki buyurun geçinebiliyorsanız siz geçinin. Emekliyim. 12.500 aylık, 15.000 kira. Buyurun da siz geçinin bununla nasıl geçiniyorsun? Ekranlarda çok güzel etler görüyoruz ama sadece gözümüzle görüyoruz. Ağzımız bir şey görmüyor. Yoksulluk içinde zenginlikten sefalete düşmüş halkın en büyük projesi bu. Halk ekmek bayi var. Oğlum dedim çok açım. Bana şuradan askıda bir tane ekmek verir misin? Yarısını ben yedim, yarısını da orada başka çocuğa verdim. 83 milyon görsün bunu. Emekliyiz ya. 12,5 maaşıyla emekliler yılı ya. Kirayı oğluma verdirttiriyorum diyorum. Neyle alayım? Dışarıyı yani bırak, hayalini bile kuramıyorsun. Lokantaların önünden geçiyorsun, bakıyorsun mis gibi kokuyor, nefis. Öğlene kadar aç sus çalıştım. Bak vallahi daha kahvaltı yapmamıştım. Emekli dışarıda yemek yemenin hayalini bile kuramıyor. Bir başka geçim mücadelesi veren grup var ki Türkiye'de çok büyük bir nüfus grubuna karşılık geliyor bu. Asgari ücretliler açlık sınırının altında, onlar da yaşam mücadelesi veriyor. Yılbaşı geliyor, asgari ücret ne kadar olacak? İktidar asgari ücreti az mı zamlandıracak? Çünkü biliyorsunuz patronlar az zam istiyor asgari ücrete. Bugün nasıl bir ekonomi gazetesinin manşetinde de asgari ücret konusu var. Asgari ücrette öne çıkan rakam 23-25 bin lira diyor ekonomi gazetesi. 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin muhtemel tutarına ilişkin etki analizleri yapılırken en düşük emekli maaşı konusunda da çalışma başlatıldı. Beklenen enflasyon oranında zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlara rağmen asgari ücrete en az geçmiş dönem enflasyonu oranında artış yapılması olasılığı güçleniyor. AK Parti kulislerinde de ağırlıkla 23-25 bin lira arasında bir rakam konuşuluyor. Emeklilere yapılacak zamla birlikte düzeltme ihtiyacı gündeme gelecek. En düşük emekli maaşlarının 14-16 bin lira arasında olacağı varsayımıyla bunun da bütçeye etkisi hesaplanıyor diyor. Nasıl bir ekonomi gazetesi? Manşetin hemen yanında da önemli bir haber görüyoruz. Ekonomi Nobel'i Acemoğlu'nun diyor ekonomi gazetesi ve dün gurur duyduk. Üçüncü kez Nobel ödülü aldık. Nobel ekonomi ödülü Profesör Doktor Daron Acemoğlu'na gitti. Daron Acemoğlu, MIT, Cambridge, USA. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok geniş bilgiye sahip olursanız o kadar iyi. Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Nobel kazanan 3. Türk oldu. Türkiye'nin ekonomik durumdan birçok problemi var ve birçok değişimin içinde olması lazım. 1967 yılında İstanbul'da doğdu Daron Acemoğlu. Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul'dan Londra'ya, oradan Amerika'ya uzanan bir kariyer. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT'de öğretim görevlisi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde danışman ekibindeydi. Sağlıklı bir Türkiye ekonomisi kurmak konusunda konuşmak istiyorum. Ekonomistler Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Daron Acemoğlu, kurumların oluşumu ve refah etkileri konusundaki çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne aday gösterilmişti ve ödül 3 bilim insanına verildi. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi ödülü açıklarken, hukukun zayıf olduğu toplumlar ve nüfusu sömüren kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması
bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor dedi. Türkiye yüksek teknolojili hiçbir şey ihraç etmiyor. Orta teknolojilerdeki olan ihracatlarını da arttıramıyor. Nedenlerinden bahsedersek tabii ki bilime olan, ifade özgürlüğüne olan, beşeri sermayeye olan yatırımların yeterli olmaması. Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu'nu yürekten tebrik ediyoruz. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Daron Acemoğlu'nu ilk tebrik eden isimlerden birisi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel de Daron Acemoğlu'nu arayıp kendisini tebrik etti. Tabii Nobel Ekonomi Komitesi bu ödülü kime vereceğini seçerken kredi kartı limitinden vergi alınma gibi muhteşem bir fikir daha ortada yoktu. Herhalde ona da verilebilirdi. Böyle bir buluş, böyle bir çılgın proje, böyle bir çılgın vergilendirme sistemi dünyada ilk kez görülüyor olsa gerek. Günün yerel gazetelerinde yine vatandaşın geçim derdi var. Bakın, vatandaş yeni ayakkabı alamadığı için tamirhanelere koşuyor. Orada da tamirciler yoğunluktan şikayetçi. Vatandaş pahalılıktan, ayakkabı tamircileri yoğunluktan şikayetçi diyor. Burası Çanakkale Gazetesi. Lütfen ısrar etmeyin. Soğuk kış günlerine hızla ilerlerken kışlık ayakkabıların fiyatı almış başını gidiyor. Yeni ayakkabı alamayan vatandaşlar eskilerini tamir etmekte çare arıyor. Eskileri tamir etmek isteyen vatandaşlar ayakkabı tamircilerine akın edince yoğunluk oluştu. Ayakkabı tamircilerinin kimisi randevulu sistem başlattı. Kimisi ise dükkan kapısına yoğunluktan tamir alamıyoruz. Lütfen ısrar etmeyin uyarı yazısını astı diyor. Burası Çanakkale Gazetesi. Şimdi tıp dünyasında bir ilki konuşacağız. Giresun sendromu diye bir şey var. Bakın neymiş o? Birlikte öğrenelim. Dünyada ilk defa tüm organları aynı imajı şekilde ters dönmüş bir hastamızda kalp hastalığına bağlı siroz bulduk. Dünya tarihinde herhangi bir tanımlaması yok. İlk defa biz tanımladık ve bunu uluslararası kongremizde hakemlerin onayıyla kabul ettirdik. Buna da Giresun sendromu ismini koyduk. Kalbi bile sağda, tüm organları olması gereken yerin tam tersinde bir hasta. Giresun'da hastanede tedavi altına alındı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi dünya tıp literatürüne geçecek önemli bir başarıya imza attı. İlk kez görülen bir vakayı tespit ettiler. Hastalığa Giresun sendromu adını verdiler. Hasta normal kapasitede çalışamıyor, yürüyemiyor, iş yapamıyor, istediği gibi yiyip içemiyor, istediği gibi dolaşamıyor, ömrünü kısaltıyor. Giresun'da bir hasta siroz şikayetleriyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Siroza ek olarak organlarının da ters olduğu teşhis edildi. Bazı organları ters yerde olan az sayıda hasta var ama tamamı ters, dünyada bir ilk. Hasta detaylı incelendi. Teşhis kesinleşince hastalığa Giresun sendromu adı verildi. Hastane dünya tıp literatürüne geçecek önemli bir başarıya imza attı. Tüm organları yer değiştirmiş bir hastada kalp hastalığına bağlı sirozu ilk defa tanımladık. Hastalıkta siroz ve karaciğer nakli kaçınılmaz, uygun tedavi edilmezse hayati risk fazla. Ama zamanında müdahale hayat kurtarıyor. Giresun'daki hastanın da durumu şu an iyi. Hastalığın en önemli bulguları nefes darlığı, karında sıvı toplanması ve halsizlik şikayeti. Uygun tedavi edilmezlerse hayati tehlike olan bir hastalık grubu. Sırada içimizi acıtacak bir haber olacak. Gebze'den sonra Ümraniye'de de belediye barınağında ölü ve yaralı hayvanlar bulundu. Ümraniye Hekimbaşı Barınağı. Burada ölü kedi var diğer yavruların yanında. Kediyi köpeği nasıl öldürürsünüz ya? Çok fazla, çok sayıda yavru kedi ölü bir şekilde çıkartıldı. Yaralı kedi, kurtlanmış köpekler, kurtlanmış kediler, kanlar içinde olan kediler, köpekler. Bunların birçoğu dün gece tahliye edildi. Hayvan katliamı iddiasının adresi bu kez İstanbul Ümraniye. Belediyenin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda ölü ve yaralı kedi köpekler bulundu. Barınağa koşanlar bu korkunç görüntülerle karşılaştı. Gece hayvanlara sahip çıkmak isteyenlerle barınak görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaralı hayvanların diğer barınaklara gönderildi. İçeride hayvan kalmadı iddia edildi ama hayvanseverler içeri alınmadı. Talimat o yönde. Talimatı kim verdi?
Hanımefendi içeriye alın dedikleri zaman alacağız. Biraz bekleyin lütfen. Öldürdüklerinizi ima ettikten sonra mı alacaksınız insanları? Yazık ya. Ziyaret saati olmasına rağmen kapı duvar sadece hayvanseverler için. İçeride incelemeler devam ediyor. Polis giriyor ve hayvanseverlere içeride hiç köpek kalmadı. Hepsinin diğer barınaklara nakledildiği söylendi ama içeriden köpek sesleri de geliyor ve nakil araçları da içeride bekliyor. Üsküdar Belediyesi'ne. Aşağı gidin Üsküdar Belediyesi'ne. Buyurun. Evet. Üsküdar Belediyesi'ne gidelim. Burası? Burada yok, köpek yok burada. Nakledildi. Sesler? Sesler Üsküdar Belediyesi'nden gelir dedim ya. Onun için mi buraya kapattınız? Önlemi almaya başladınız. AK Partililer büyüklendi, büyüklendi, büyüklendi. Ama biz yaptık onları, hep biz yaptık. Yazıklar olsun size ya. Orada kanun açık. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun soruşturması yapılır. Kocaeli Gebze Belediyesi'ndeki katliam için gereği yapılır dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Hayvanseverlerse katliamdan sonra mı gereği yapılacak diye soruyor. Çünkü Gebze ile başladı, Ümraniye ile devam ediyor. AK Partili Ümraniye Belediyesi gömü alanının izinsiz kazıldığını, görüntülerin kasıtlı servis edildiğini ileri sürdü. Barınağın kapısı açılmayınca hayvanseverlerin şüpheleri daha da derinleşti. Şu an ziyaret saati ama neden kapalı acaba kapılar? Gelenler kimdir acaba? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Bu kadar neye korkuyorsunuz? Biz Allah'tan başkasından korkmayız. Ondan mı köpekleri katilleri yapıyorsunuz? Ha? Adalet Bakanı gereği yapılır diyor, soruşturması yapılır diyor. Ne zaman yapılır? İş işten geçtikten sonra mı? Katliamlardan sonra mı yapılır diye Adalet Bakanı'na sormak lazım. Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Hem enerji atıp hem de enerji üreten öğrencilerin haberi için. Buradaki amacımız öğrencilere aslında spor yapmayı teşvik etmek. Bir diğer amacımız da yenilebilir enerji farkındalığı oluşturmak. Çevre için elektrik üretmek bizim için güzel oluyor. Böylece ders aralığında kafamıza dağıtıyoruz. Bir yandan kafa dağıtıyor, eğleniyor. Bir yandan da enerjilerini verimli şekilde kullanarak elektriğe çeviriyorlar. Hep birlikte geleceğe pedallıyoruz projesiyle okullarına pedallı bisikletler yerleştirildi. Öğrenciler pedal çevirirken eğleniyor, eğlenirken spor yapıp elektrik enerjisi üreterek okul bahçesinin aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Okula hem enerji üretiyoruz hem de biz eğleniyoruz. Direksiyon koyduk böyle otomobil şeklinde. Tasarladık. Öğrencilerin daha çok ilgisini çeksin diye. Çatıda da paneller var. Bu panellerden de güneş enerjisi elde ediyoruz. Kocaeli Başiskele'de Şehit Emrah Sapa Ortaokulu'nda hayata başladı pedal projesi. Bahçeye çift pedallı sabit bisikletler yerleştirildi. Ders aralarında çocuklar bahçeye pedal çevirmeye koşuyor. Öğrenciler zil çalar çalmaz hemen koşturuyorlar buraya. Sıra bekliyorlar adeta bu bisikletleri çevirmek için. Bisikletlere monte edilen ölçüm cihazları sayesinde öğrenciler ürettikleri enerjiyi anlık olarak görebiliyor. Bu da rekabeti artırıyor. En çok enerji üreten sınıfta değişik ödüller veriyoruz. Bu şekilde öğrencileri bu bisikletleri kullanmaya ve spor yapmaya teşvik ediyoruz. Öğrencilerden büyük ilgi gören projenin diğer okullarda da yayılması hedefleniyor. Efendim şimdi memleket havası diyeceğiz. Ardından saniyeler içinde İlker Karagöz'le Çalar Saat sizlerin karşısında olacak. Memleket havası diyeceğiz ancak bir uyarımız var. Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. Aman dikkat edin, benim gibi hasta olmayın. Yarın saat 7.30'da daha iyi haberlerle görüşebilmek ümidiyle. Deprem hissede gibi böyle tok böyle bir ses geldi. İşte tabii kalktık, örkündük biraz sağa sola baktık. Herkes deprem korkudan atlamışlar, uyanmışlar. Aşağı toplandık sonradan. Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar Rize'de heyelana sebep oldu. İstinat duvarı çökünce çocuk parkının altındaki toprak kaydı. Rize merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde yaşandı heyelan. Buhara sokakta bulunan Ceylan Saray Apartmanı'nın önündeki çocuk parkının altındaki toprak kaydı. Devasa bir çukur açıldı. Sabaha karşı parkın boş olması faciayı önledi. Orayı biliyordum ben, öyle bir yüksek foravur kazıklar vardı orada. Arkası da devamlı geliyordu, su akıyordu oradan. Karadeniz bölgesinde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek. Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin bugün de yağışlı. Yağışlı sistem doğuyu da etkisi altına alıyor.
Doğu Anadolu'yu kaplayan yağışlı sistem öğle saatlerinin ardından Güneydoğu Anadolu'ya ilerleyecek. Akşam 6'ya kadar yağışlı havadan Mersin, Karaman ve Konya'nın da etkilenmesi bekleniyor. Akşamüstü Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sis ve pus hakim olacak. Görüş açısı düşebilir. Trafikte dikkatli olunmalı. Bitlis'te de etkili olan yağışlar yükseklere kar olarak düştü. Adil Cevaz ilçesinin yükseklerinde kar manzarası oluştu.